Merhaba arkadaşlar. Domateslerimiz bakın 40-50 santime kadar yükseldiler. Evet, çok güzel büyüdüler. Bu sene dana dişiyle bayağı bir mücadele ettik. Çok fide kesti. Hayvan gübresi verdiğimiz için gübrelere geldiler. Bakın fasulyelerimiz bayağı bir oldu. Onların sırıklarını çok erkenden diktik. Bakın çiçekteler şu anda. Evet, fasulyelerimiz full çiçekte. Kabaklarımız sarmaya başladı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bugün de domateslerin sırıklarını takıyorum. Bunların bir hafta önce yapraklarını almıştım. Güzel bir budama yapmıştım. Bakın hiç sağa sola yatmadı. Gayet kökler sağlam ve sağlıklı. Dimdik ayakta. Bundan sonra domates de yapacaklar. Yaptıkları domateslerin yere değmemesi, toprağa değmemesi için, çürümemesi için, askıda kalması için sağlam kazıklar hazırladım ben. Bakın bayağı bir de kazık yaptım. İşte gördüğünüz gibi domatesiniz çok güçlü. Burada da bir uğur böceğimiz var. Evet. Şimdi bu güçlü domatesleri tutacak kazıklar çakıyorum. Bunları çakacağız. Şimdi birer kez bağlayacağım. O tabi büyümeye devam edecek. Buralara kadar çıkacak. Buralara da bağlayacağım. Muhtemelen sırık boyuna kadar çıkacak arkadaşlar. 2, 3 yerden, bazen 4 yerden kazığa sabitleyeceğim. Ondan sonra bu aralar bayağı yağmur yağdı. 10 gündür yağmur yağıyor. Hiç fırsat vermedi içeri girmeye. Bakın bayağı da bir ot olmuş. Kazıklardan sonra bu otlarını çapalayacağım. Birinci bağlamalarımı yapacağım arkadaşlar. Bakın. Domateslerimiz. Gayet güzel oldular. Ve şu anda full çiçekteler. Domates yapmaya başlayacaklar. Bu sene havalar soğuk gitti. Normalde geçen seneler şu mevsimde yumurta büyüklüğüne yakın domateslerimiz vardı. Ama bu sene soğuk gittiği için 2 hafta kadar, 15 gün kadar geriden gidiyoruz. Muhtemelen 15 gün sonra domateslerimiz de ortaya çıkmış olacak. Bakın kabaklarımız çiçek açmışlar. Tatlı kabakları. Bunlar da semiz otları. Yabani semiz arkadaşlar. Bunları yemeyi çok seviyoruz biz. Hem yiyoruz, yemeğini yapıyoruz. Hem de bunları toplayıp difriz atıyoruz. Bunları otlar alırken ben bunlara dokunmuyorum. Bunları da yiyoruz arkadaşlar. Çok sağlıklı. Besin değeri yüksek. Bir yabani ot arkadaşlar. Daha doğrusu normal ekilen ot ama yabanisi de var. Kendiliğinden çıkıyor. Evet, barbunyalarımız ve fasulyelerimiz. Bakın çiçekte sırıkların boyunu aşmış fazlalıklar var. Bu sırıksız olanlar da barbunya arkadaşlar. Onlar da çiçeğe başlamışlar. 10 gündür yağmur nefes aldırmadı. Bakın alt yapraklar olduğu gibi çamur. Yağmurdan. Ama son iki gündür çok güzel hava var. Güneşli hava. Coşturacak. Evet. Bir uğur böceğimiz de burada. Sabah güneşini alıyor arkadaşlar. Yaprası. Bakın. Geziniyor. Evet arkadaşlar. Ben domates sırıklandı. Çakmaya devam edeceğim. Onları bağlarken yumuşak iplerle bağlayın arkadaşlar. Fazla kökünü kasmayın. Germeyin, kırılmasın.
2-3 yerden sağlam bağlayın. Yan dallardan değil, ana kökten, gövde dalından bağlayın. Yine bağlarken de bakın, şurada alt dallarda bir aylak dal var. Bu dalları da almayı unutmayın. Bak, hiçbir işe yaramayacak. Ağırlık olacak. Böyle yere değdiğinde yerden de böceklerin ve hastalıkların yukarı doğru çıkmasına sebep olacak. O yüzden bu dalları alıyorsunuz arkadaşlar. Bakın aşağıda hiçbir şekilde domatesinizde dal kalmasın. Yaprak kalmasın. Evet. Çok güzel gelişiyorlar. Görüşmek üzere.